Merhaba sayın seyirciler. Engin Malay'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Esnafın Sesi programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Esnafın Sesi'nde bugün konuğumuz Sayın Ceyhan Yücelmiş, İzmir Kasaplar Odası Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz Başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Evet Engin Bey, esnaflarla ilgili aslında sorunlar çok fazla oluyor her zaman. Evet. Ama sorunlara geçmeden böyle. Sorunlara geçmeden. Önce başkanımıza başlayalım evet, değil mi? Evet, başkanım bir kendini başkanım tanısın. Başkanım şöyle kısaca bir tanıtır mısınız kendinizi? Vallahi işte İzmir doğumluyuz. İzmir'de dededen gelen bir mesleğin sahibiyiz. Yaşımız 67 oldu, hala devam ediyoruz. Ne güzel. Allah ömür verirse amin. Devam etmeye de devam edeceğiz. Sorunlarımızla ilgili biliyorsunuz Türkiye gündemine oturan bir et sorunu. Evet. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Evet. Bugünkü zaten gündemimiz ithal et ağırlıklı olacak. Biz size sorular soracağız. Onların cevaplarını biraz da odadan bahsedeceğiz. Ne durumdadır oda? Ne kadar üyeniz var? Odanın böyle üye sayısı çoğalıyor mu yoksa tam tersine özellikle son günlerdeki sorunlardan dolayı biraz düşüyor mu? Yok. Bugün itibariyle bizde öyle bir sıkıntı yok. Hmm. Bir de şimdi Neca Kutları'nla ilgili yeni bize gelen üyeler var. Naceler. Pet shoplar bize bağlandı. Balıkçılar bize bağlandı. İşte arıcılar bize bağlandı. Şanslı odalardan birisiniz o zaman. Evet yani işte canlı ne varsa hepsi bize bağlandı. Üye sayımız her geçen gün artıyor. Hı hı. Odamızın işleyişi de iyi şu anda. Yani bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Tek sıkıntımız işte üyelere olan sorumluluklarımız. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar var. Onlarla ilgili uğraşlarımız var. Onları çözmekle ilgili uğraşlarımız. Üye sayısı kaç oldu başkanım şu anda? Ne kadar? Vallahi 500'ü geçtik tahmin ediyorum. Daha önce 350 civarındaydı. Şimdi 500'ü geçiyoruz. Engin Bey böyle başka oda var mı? Böyle sayısı artan? Yok şu anda. Tahmin ediyorum Türkiye'de bize bağlanan şeylerle beraber şu anda gelişmekte olan odalardan bir tanesiyiz. Yeni bağlanan. İşte iş yerlerine ilgili hemen hemen en çok üye bağlanan odalardan biriyiz. Şimdi Naca Kotları evet, bazı odaları sevindiriyor, bazı üzüyor. Odaları üzüyor. Ama doğrusu biz doğru içinde, biz içinde olduğumuz için biliyoruz. Evet. Bazıları da alakasız üyelerin gittiği odalar oluyor ama Naca oraya gönderiyor. Evet. Dolayısıyla bu Naca kodu odaların bazılarını güldürdü, bazılarını üzdü. Bu böyle de devam edecek gibi. Alakasız dedin. O alakasız odalara gidenlerle ilgili bir işlem yapıyor musunuz orada? Şimdi tabii yani bu esnaf birliğine geldiği zaman sicile kayda. Esnaf sicil kaydında bunların hepsi yönlendiriliyor. Yani sizin işte odanız bundan sonra burası olacak. Evet. Mesela daha evvel balıkçılar manavlara gidiyor. Manavlara gidiyor, evet. Şimdi üstün başlara gidiyor. Biz tabii o dönemde bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmamıştık. Ama sonra baktık dedik ki arkadaş canlı denizde olsun. Mesela midyeci bunlar da bize kaydolacak. Yani ne kadar denizde canlı ürün varsa. Denizde ve karada mı? Karada ne kadar canlı. Mesela arı, balcılar. Bunların hepsi arı, bal yapan üreticiler, bunların hepsi bize kayıtlı olacak. Çok ilginç. Şimdi arıcılıkla kasaplara da... İşte hayvan şey ya, canlı hayvan türü içerisinde görünüyor ya, bunların hepsi yeni necaklarında belirlenmiş yani. Biz belirlemedik bunu. Tabii tabii, bakanlık belirliyor. Bakanlık belirliyor. Bu da bizim... Üye sayımızı artırıyor. Şanslı oda olduğumuzu gösteriyor şu anda. Şimdi ben ufak bir açıklama yapayım. Balıkçılık mesleğiyle ilgili bundan 4 seneki önce yapılan genel kurulda Malavlar Odası bu izni bakanlıktan izni alaraktan ismine ilave etme şansını yakaladı. Genel kurula gittik. Genel kurulda da geçti. Hükümet komiseri de atladı.
Divan Başkanı da atladı, biz de atladık, başkan da atladı. İsim tadili yarıdan bir fazla, üye sayısının yarıdan bir fazlasının oylamaya katılmasıyla olur. Sonra baktık tutmuyor. Dolayısıyla biz o balıkçılık mesleğini manavlar odasından geçiremedik. Evet. Açıkta kaldı. Şimdi yönetmelik değişti. Diyor ki benden diyor isim tadili için bakanlık aldığınız izni bir ay içinde genel kurula sunup geçirmeniz gerekiyor diyor. Şimdi odanın sayısı 1500 size 3000 ise 1500 kişiyi oraya toplama ya da 750 kişiyi toplama gibi sıkıntılarla karşılaştığı için isim tadili yapmakta da sıkıntı var. Şimdi Nacakot'undan dolayı da başkanlarımın odasına, kasaplar, perakendeci kasaplar odasına gidiyor. Ama belirtti zaten bakanlık. Tabii bakanlık belirliyor. İşte bu bundan sonra ilgili şu 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 kuruluşa gidecek. Tabii. Onu bakanlık belirliyor. Siz Nacakot'unu, vergi levhasında yazan Nacakot'unu sicile getirdiğinizde oradaki memur açıyor Nacayı yazdığı zaman otomatik perakendeci kasaplar odasına gidiyor. Evet başkanım bildiğim kadarıyla çok eski oda başkanlarından birisi. Herhalde odadan önce dernek olarak vardı. Şimdi, o hikayeyi de şöyle bir anlatalım. Hemen hemen 20 yıla yakın ben bu odanın yöneticisiyim. Kurullarda da. Yani bir dönem muhtarlık yaptığım için oda başkanı olamadım. Mecburen kamu görevi yapıyorsunuz. Ama o dönemde yönetimdedim. Ondan sonra belediye meclisliği yaptım. Evet. O dönemde ayrıldınız. Şey oldu. Yine oda başkanlığına talibim olmadı. Çünkü başka bir görevim vardı. Bir sıkıntılı bir süreç yaşadık bakanlık tarafından. Ondan sonra bize dediler ki başkan buraya siz geleceksiniz. Burada bir sıkıntılı süreç var. Bunu atlatmak mecburiyetindesiniz. İşte biz de 7-8 yıldır bu başkanlık görevi ama yönetimde 20 yıldır varım. Evet. Hemen hemen tabii bu teşkilatın içinde çok eskiyim. Evet. Nasıl eskiyim? Esnaf kökenli olmam yani 66 yılından beri mekan çalıştırıyorum ben. Esnaf teşkilatının içindeyim. Ama hiç böyle bir şeyi düşünmedim bugüne kadar. Yani o dönemde keşke daha evvel girseymişim de bu işlerin içinde olsaymışım. Girdikten sonra da zaten odanın işleyişi değişti. Varlığımız belli oldu. Derdimizi anlatacak platformlar oluşturduk. Yani bu odanın şansıydı. Bundan sonra da daha iyi devam edeceğiz işleyişle ilgili. Sıkıntılı bir sürecimiz yok şükürler olsun. Her şeyi halletmeye çalışıyoruz. Odanın her yerde etkin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Oda başkanı olmuşsunuz. Odanın, esnafın sorunlarını çözemez hale geldiğiniz zaman o görevde olmamanız gerekiyor. Yani bunlar önemli şeyler. Siz bunları anlatamıyorsanız kamuoyuna, ilgili mercilere o zaman bu görevlerde bulunmanızın bir anlamı da yok. Biz bunlarla ilgili büyük çaba sarf ediyoruz. Yani tahmin ediyorum kamuoyu da bunu biliyor. Bu yüzden de kamuoyunda büyük destek görüyoruz. Anadolu Ajansı beni arıyor. Doğan Haber Ajansı sizinle program yapmak istiyor. Diyorum ki efendim yani bizden başka da şeyler de var burada, kuruluşlar da var. Kurumlar da var. Başkanım siz bunu iyi anlatıyorsunuz. Yani şeyi de derdi de İzmir'in derdini de biz anlatıyoruz. Güzel. Programlarda. Şimdi evet. Başkanım biz ithalat konusuna girelim. Çünkü bence en önemli konulardan bir tanesi ithalat konusu. Güncel konu. Güncel konu ve bu ithalatı da iki tane zincir mağaza. Büyük mağaza satıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? İthalat ve zincir mağazada, iki mağazada satılmasıyla ilgili ona bağlı başka sorularımız da olacak. Şimdi tabii bu ithalatın iki mağazada satılması marketler zincirini büyük marketler zincirlerini büyük bir rahatsızlık marketler zincirinde büyük bir rahatsızlık yarattı. Bununla ilgili geçenlerde bir toplantı yaptık.
marketler dernekleri var. Evet. Onların başkanları geldi işte. Marketçiler geldi filan. Haksız bir rekabetin oluştuğu. Yani bu rekabetin onlara büyük zararlar verdiğini filan anlattılar. Bana göre tabii beni marketler ilgilendirmiyor. Ticaret odası ilgileniyor bunlarla ilgili. Ama ben sıkıntıları dile getirdim orada. Dedim ki bir haksız rekabet var. Keşke böyle olmasaydı da bütün marketler bu avantajdan yararlansaydı. Yani madem böyle bir şey var. Hatta bununla ilgili bizim kasaplara da aynı şartlar altında ürünü sunsalardı. Biz de halkı banka sunsaydık. Yani tamam. Bu işte ithal et, bu da yerli et. Tercihinizi hangisinden yana kullanıyorsanız tüketici ona göre karar versin. Karar versin. Yani biz bunu gittik, Bakan Bey'le de görüştük. Ama tabii onların elindeki dışarıdan gelen hayvan materyali yeterli değil. Zaten satılan marketlerde de bunu açıkça görebiliyorsunuz. Yani yarım saat, bir saatte belli bir kiloda hayvan şey et geliyor. O da hemen yani toplasanız o marketin %5 müşterisine bile cevap vermiyor. Hitap etmiyor. Evet, yani onun için bu süreci böyle götürüyorlar. Peki başkanım, burada tüketici mi faydalanıyor bu işten, yoksa başkaları araya girip de eti daha ucuza alıp ikinci bir satış amacıyla yapanlar var mı? Yani lokantalar, restoranlar vesaire, bunlar da bu zincirlere girip sıraya ucuz et alabiliyor mu, sadece tüketici mi alıyor? Şimdi bakın, onlarla ilgili gerekli araştırmayı bakanlık yapması lazım. Et süt kurumu yapması lazım. Yani benim vatandaşa böyle bir et sunduğumda vatandaşa bu ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Yani siz şimdi filan markete eti veriyorsunuz, yarım saat sonra gidiyorsunuz orada et yok. Yok. Bunun kaynağı ne? Yani mesela şimdi benim aldığım haberlere göre ahçılar, dönerciler, onlar da sıraya market geliyor. Müşterilerinden evvel giriyorlar sıraya, gelen eti alıp götürüyorlar. Tüketiciye kalmıyor. Tüketiciye bir şey kalmıyor. Ama bu etin geliş amacı belliydi. Fakire et yedirmek tabii amaçlıydı. Tabii. Bakan Bey'in bize anlattığına göre. Bu hedefine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Bunu bakanlık kendisi denetleyecek. Sizin de şüpheleriniz var herhalde bu konuda. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Ben birkaç yerde gittim. Bununla ilgili dedim ki eti hangi saatlerde getiriyorsunuz? Efendim şu saatte geliyor ama yarım saatte tükeniyor. Böyle bir şey olmaz. Yani halka ulaşmıyor demek ki et. Vatandaşa ulaşmıyor. Yarım saatte tükeniyorsa kaç kere et geliyor? Şimdi merak az geliyor. Çok yani azim. Şimdi önemli bir şey bu. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim bakanlıkla görüşme. Orada et süt genel müdürünle görüşeceğiz. Osman Bey diye bir arkadaşımız gelmiş yeni göreve. Hem hayırlı olsunlar gideceğiz. Hem de bunları görüşeceğiz kendisine. Yani daha evvel alınan kararlarla bundan sonraki kararların arasında yerli üreticiye karşı işte hayvan destekleme primi veriliyor biliyorsunuz. Bakanlığın açıklamaları var. Bunlarla ilgili yeni et politikası nasıl oluşacak falan bunları görüşeceğiz. Bir de bizim biliyorsunuz federasyonun bastırdığı broşürler var. Yerli etle işte evet, sınıf eti falan ithal et konusunda. Bunlarla da bir görüşüp bir açıklama getireceğiz. Şimdi biz bütün dükkanlarımıza bunları asıyoruz. Vatandaş da bundan memnun. Şimdi diyorum ki taze et. Mesela marketlerde. Taze et ama donuk et. Nasıl oluyor? Evet. Donuk et hem taze et. Yani bir karar verelim. Hangisi? Taze mi, donuk mu? Yani. Ya bunu bir önce bunu da çözmek gerekiyor. Öyle değil mi? Yani donuk etin taze et olup olmadığını nasıl karar vereceksiniz? Bu benim bildiğim taze eti gidersiniz dükkanda görürsünüz. Şuradan bana yarım kilo veya 250 gram veya bir kilo et verin dersiniz. O taze ettir. Ama donuk eti taze et olarak satamazsınız. Ama öyle satıyorlar. Öyle diyorlar. Burada da bir yanlışlık var işte. Bunları oturup konuşarak çözmek mecburiyetindeyiz. Bir de şimdi marketlere gelen et
yerli etti. Öyle mi? Doğru. İthal. Neye ithal etti yazılmıyor? Bu bize karşı haksız bir rekabet. Doğru söylüyorsun. Markette diyeceksiniz ki bu ithal et. Vatandaş diyecek ya bu ithal et. Alıp almama konusunda kendisi karar verecek vatandaş. Evet. Öyle değil mi? Ya ben dükkanımda diyorum ki bu yerli et. Onun sattığı da ithal et. Evet. Öyle değil mi? Doğru, doğru mu? Doğru. Bunu yazmak mecburiyetinde. Haksız rekabeti önlemek mecburiyetindeyiz. Bizim esnafımız yarın bir gün mağdur oluyorsa bunlardan dolayı mağdur oluyor. İnsanların aklında soru oluşmamalı. Yani bu yerli mi acaba, ithal mi diye yazacaksınız, ortadan kalkacak. Kendiliğinden kalkacak. Yani bunu bakanlığın yapması lazım. Yani Et Süt Kurumu'nun bunu belirtmesi lazım. Yani en azından vatandaş telefon açıp da bu helal etme. O tarafı da ayrı bir konu. Şimdi bana arıyor X bir kuruluş. Sayın Başkanım, efendim buyurun. Bu işte etler bizim dini koşullarımıza göre mi kesiliyor? Ya arkadaşlar, bunu bana niye soruyorsunuz ki? Bunu ithal eden kuruma soracaksınız. Yani o bunun açıklamasını yapacak. Bana ne soruyorsunuz? Ben başında değilim ki. Nasıl kesildiğini göreyim, bileyim. Yani helal mi bu, haram mı? Bunların hepsinin açıklamasını getirecek bakanlık. Sizin yerinizde satmıyor bunu. Evet. Sonra benim teşkilatım da bu eti satmıyor dediğiniz gibi. Satmıyor. Satsa ben gideyim diyeyim ki efendim işte bakın. Bunu size video aldım, fotoğrafladım, bilmem ne yaptım. Böyle kesiliyor. İşte başında hocası var, müftüsü var, bilmem nesi var, duası yapılıyor falan da filan da. Bunları anlatmak mecburiyetinde. Evet. Ama bunu biz anlatmayacağız. Bunu ilgili kurumlar anlatacak. Doğru. Bana basından soruyorlar. Efendim işte başkanım sen bir açıklama getir buna. Ya beni bununla ilgili şeyle karşı karşıya getirmeyin bakanlıkla. Bizim başka sorunlarımız var. Bakanlık da bu sorunlarla ilgili esnafın derdini dinliyor. Bize karşı da tutumları gayet olumlu. Niye ben şimdi karşı karşıya geleyim bakanlıkla? Tabii. Yani bizim derdimizi anlatacağımız, sorunlarımızı anlatacağımız bir merci buluyoruz karşımızda. Ve onlar da bize gayet iyi davranıyorlar. Mesela Bakan Bey'le görüştüğümüzde, Bakan Bey'in bize karşı tavrı çok samimiydi. Her şeyi anlattık. Kendisi de bize her şeyi anlattı. Bizim kasap esnafımızla bir derdimiz olmadı. İşte fakir et yemeyen kesime karşı işte böyle bir uygulama yapıldığını anlattı. Sizin aldığınız etin fiyatlarını biliyoruz. Satışlarınızın gayet normal olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili bizim sıkıntımız yok. Zaten öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar açıklama yapardık. İşte siz efendim şöyle. Ya biz bunlarla ilgili değil ama başka şeylerin altında başka şeyler aramak da bana göre yanlış. Onu arayacaksanız belirli kurumlara gideceksiniz. Efendim işte şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Onlar da size gerekli açıklamaları verecekler ama bizim şeyimizden değil. Sizin üstünüzden değil, bizim o kurumlardan. Kurumlardan verecekler. Şimdi Ahmetciğim ben bir şey daha soracağım. İthal et geldikten sonra ve iki zincir mağazaya bu satışı verildikten sonra evet. Bazı büyük zincir mağazalar yine et konusunda indirim yaptılar ve gazetelere ilan verdiler. Atıyorum şu fiyattan şu fiyata inmiştir falan diye. Yani böyle bir şey yapıyorsanız daha önceden niye yapmadınız? İlla ithal et mi gelmesi gerekiyordu? Tabii hemen soru işareti yaratıyor insanlar kafasında. Şimdi başkanım bu konuda ne diyecek? Yani diğer zincir mağazalarda indirim yaptı et fiyatları konusunda. Ne kadar doğru, ne kadar geçerli bilmiyorum. Ben gidip hiç ziyaret edip almadım. Ama başkanım bir şeyler söyleyecekler herhalde. Şimdi tabii bu marketleri ilgilendiren bir konu. Bunlarla ilgili geçenlerde dedim ya size ticaret odasında bir toplantı yaptığımızda İzmir'in sayılı firmalarından bir tanesi olan Ali Pelivanoğlu'nun kardeşi Hanif ile konuştuk. Bana bir etin maliyetini çıkarttı. Başkan dedi bak etin maliyeti bize bu kadar.
hakikaten baktım, etin maliyeti bugünkü koşullarda, yani yerli et ithalat şey etin yerli maliyeti kesim. Yerli kesimin maliyeti 36,5-37 lira. Marketler bu eti bunun altında satarsa zarar eder. Ama marketlerin bir endişesi var. Yani ucuz et satmanın başka bir şeyi var, amacı var onlarda. Müşteriyi o İşte. Öbür iki markete, müşterisinin o iki markete kaymasını önlemek amaçlı. Evet. Yani müşteri gider de oraya ayağa alışır mı diye böyle bir yola başvuruyor. Yani zorunlu olarak kar oranlarını düşürdü. Yani kar yok zaten. Şu anda bu fiyatın altında o marketler et satıyorsa bu zarar yazar. Tamam. Yani şunu şöyle diyebiliriz. Yani, market onu içeri sokacak ama eti alırken hayır, başka şeyi de... müşterisini muhafaza etmek amaçlı. Diğer mallardan yani karşınıza şimdi bakın açıyor. Elinizde bir müşteri potansiyeli var. Onların zaten her ay belli bir müşteri potansiyelini gösteren bir göstergeleri var. Tabii. Kaç tane müşteri tabii, giriyor. Çizelgeleri var. Şimdi onlar bakıyorlar müşteri potansiyelinin ellerinden kaymamasına. Kayarsa onlar için tehlike. Doğru. Et sorunları değil onlar. Değil. Yani bugün bir büyük marketin et satacağı 100 kilo veya işte 150 kilo koyun. 3 lira 5 lira zarar etse 5-600 lira 700 lira zarar eder. Ama müşteri kayarsa, müşteri potansiyeli kayarsa o zaman büyük diğer kalemde. Mallardan da zarar olur. Tehlike işte o. Birçok kalemde satış yapıyor onlar. Bir tek kalem değil ki onlar. Tabii, doğru. Yani sırf etle şimdi herif giriyor et alırkene efendim ben et alacağım diyor. Eti bulamıyor gidiyor efendim söyleyeyim şu parçayı alayım şunu alayım diye işte ayak alışkanlığı oluyor. Tabii. Bunu önlemek amaçlı onların bir stratejileri var. Onu gördüm ben. Onunla ilgili çünkü kendilerinin et maliyetini açıklamaları var. Kendileri açıklıyorlar. Bize başkanım et maliyetimiz bu. Doğru mudur? Evet bakıyorum doğrudur. Yani bu eti 37 liraya, 36,5-37 liraya mal ediyorsunuz. Bunu 32 lira, 33 lira satıyorsanız 3-4 lira kiloda zarar ediyorsunuz. Evet. Şimdi peki Türkiye'de yaşayan vatandaşlar ucuz et alabilmeleri için ne yapılması gerekiyor başkanım? Bu konuda görüşleriniz nedir? Vallahi ben işte başkan oldu 7-8 sene oluyor. Daha evvel de 12 yıl ondan evvel de başkan yardımcılığı yaptım. 13-14 yıldır birçok bakanlıkla ilgili bunları kendilerine rapor olarak sunduk. Her geçen yıl Türkiye'de hayvancılığın azaldığını, hayvan materyali sayısının gittikçe düştüğünü belirttik. Bazı kuruluşlar da kendi işlerine geldiği gibi açıklamalar yaptılar. Yok efendim Türkiye'de hayvan sayısı bugüne göre yani o günün şartlarına göre yeterlidir. Hiçbir sıkıntımız yoktur. De. Geldik bugünden. Ama her senede aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Efendim et ithal edeceğiz. Ötün fiyat artışını önlemek amaçlı. Ya böyle olmaz mı? Faruk Bey'di. Faruk Bey'den evvel de Bakan Bey vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Tarım Bakanı. Tarım Bakanı. Mehdi Eker Bey'le görüştük. Faruk Bey'le de görüştük. Şimdi Sayın Fakı Baba'la da görüştük. Hepsini anlattık. Onlar da gayet iyi dinlediler. Ama bir türlü Türkiye'de hem tarım hem hayvancılık konusundaki politikada hiçbir gelişme olmadı. Geldiğimiz nokta bu. Bugün bu. Türkiye'de hayvan yetişmiyor şu anda. Türkiye'de eskiden Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da hayvancılık yapan
İç Anadolu'da birçok ilimiz vardı. Aile işletmeciliği adı altında, yani aile hayvancılığı yapan birçok aile vardı. Bunların hepsi bu işleri bıraktı. Şimdi bununla ilgili bakanlık bir çalışma yapıyor. Daha önce biz bunu konuşmuştuk. Faruk Bey'e de anlatmıştık. Dedik ki Faruk Bey, küçük hayvan işletmeciliğini destekleyin. Yani bunu Türkiye'de bir sektör haline getir. Yani küçük hayvan işletmeciliği destek görsün. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bunu bir sektör haline getir. Ve bunu 3-5 yıl içerisinde hallettiniz mi, Türkiye'de hayvan sıkıntısı ortadan kalkar. Daha öyle bizim öyle bir sıkıntımız yoktu çünkü. 20-25 yıl önce. Evet. Tabii başka faktörler de var. Terör faktörü var Türkiye'de, doğru, o bölgelerde. Onları da konuştuk. Bakın şimdi Türkiye'de hayvancılığın en yoğun olduğu bölgeler neresi? Evet, hayvancılık gerçekten birçok yerde öldü maalesef. Şimdi hayvancılığın geliştiği en önemli bölgeler nereler? Doğu Anadolu'da. Hayır. Ege bölgesi. Ege mi? Şu Ege. An. Yani benim aklıma ilk Afyon geldi de. Hayır, hayır. Ege bölgesi. Ege bölgesinde şu anda Balıkesir. Kuzdan yana bereketli bir yer. Balıkesir. Tabii. Büyükbaş hayvan konusunda bizim Ödemiş tarafları, Tire tarafları, Bayındır tarafları, gidin her yerde damlar var. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapın. Gidin bakın, başka yerde göremezsiniz. Büyük şirketler, büyük firmalar dışında hayvancılığa bu kadar önem veren başka bir bölge yok. Bir de bölge olarak da şanslı bir bölge. İklim olarak şanslı. Doğru, şanslı. Öyle mi? Ulaşım açısından her türlü kolaylık var. Kolaylık var. Su sıkıntısı yok. Yeşil çok. Yeşil çok, mera çok. Yani buralarda hayvancılığı destekleme, hayvancılığı teşvik etme açısından çok önemli bölgeler buralar. Yani Doğu Anadolu'daki iklim şartlarınla Ege'deki, Ege, Marmara, işte Akdeniz tarafındaki hayvancılığı geliştirmenin yollarını aramalı. Eskiden birinci derece hayvancılığa teşvik Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya veriliyordu. Doğru. Ama maalesef o bölgelerde bunu istismar ettiler. Hayvancılık yapıyoruz diye başka şeyler yaptılar. Bunları hep yaşadık, gördük. Şimdi bakıyorum ben, Ödemiş bölgesine gidiyorum, hayranlıkla izliyorum. Her yerde damlar, içinde 25-30 tane büyükbaş hayvan, kiminde 75 tane, bazı yerlerde kuzu damları. Bunlar beni sevindiriyor. Hem bir İzmirli olarak sevindiriyor, hem bölgenin insanı olarak sevindiriyor. Niye? Gelişmiş. Bunları teşvik edeceksiniz, bunları destekleyeceksiniz. Bunlar da aile işletmeleri şeklinde. Tabii yani onlar aile işletmeleri. Ufak ufak yerler bunlar. Hı hı. Senin mesela orada 30 dönüm bir yerin var. İçine koymuşsun, güzel bir dam yapmışsın. Almışsın içine 40-50 tane dana, bir besliyorsun. İşte peki bu, meralarımız yeterli mi Ege bölgesinde bu işin? Yeter tabii canım, bizim meralarımız hem verimli ya. Hı hı. Diyorum size yani burada 2-2,5 ay kış var. Doğru. 9 ay, 10 ay burada hava güzel. Hava güzel. Hayvanlar dışarıda. Evet. Yağmur iklimi alan bir yer. Dediği gibi her şey var burada yani. Var. Burada hayvancılık rahat yapılır. Bir de ulaşım yakın burada. Yani bizim hayvancılıkla ilgili devlet teşvikleri lazım abi, bize. Abi bunu bak, ben bunu her gittiğimde söyledim. Her platformda söyledim. Hayvancılığı geliştiremezsek,
hayvan yetiştiriciliği destekleyemezsek, kendi malımızı kendimiz üretemezsek biz bunu çözemeyiz. Yahu Gürcistan'a gittim. Bakıyorum böyle sokaklarda yürüyoruz arabalar. Yollarda büyükbaş hayvanlar yürüyor. Araçlarla beraber. Hayvancılık bu kadar önemli ki. Her ailede. Her ailede hayvan var orada. Etin kilosu kaç para? Çok ucuzmuş. Ucuz. 5 lira. Gürcistan zaten çok hatta ucuz. Geçenlerde kaçak getirmiş birisi sağına soluna sarmış. Evet. 5 lira abi ki etin kilosu ya. Biz dibimizdeyiz. Bizde 40 lira etin kilosu abi. Doğru. Böyle bir şey ortalamasını koyuyorum ha. Ortalaması 40 lira diyorum. 50 lira et. Şimdi kuzu etinin kilosu tabii, bugün tabii bana geliyor, benim esnafıma geliyor 34 lira, 33 lira, 35 lira arası şu anda kuzu eti geliyor. Siz gidiyorsunuz kasaba diyorsunuz ki bana ya 300 gram et ver, yemek yapacağım ama kemiksiz olsun. Ya adam sana 50 liradan aşağı veremez o eti. Yani zarar eder. Biraz evvel bir şey söylediniz. Bakanla görüştük. Evet. Aslında bu sorun 3-5 yıl içerisinde halledilir dediniz. Evet. Gerçekten halledilebilir. Halledilir. Mi? Türkiye'deki bu hayvan sorunu. Evet. Yeterince. Başka sorunlara düşürebilir. Bakın ben şunu söylüyorum. Ben şimdiki bakana güveniyorum. Çalışkan bir insan. Daha evvel de Urfa'da esnaflıktan gelme. Belediye başkanı. Belediye başkanlığı yapmış. Yani işi bilen bir adam. Yani neyi nasıl yapılacağını da iyi biliyor. Hani ya işte şöyle bakalım falan da değil yani. Yapacağım dedim yapıyor. Çok önemli bu. Tabii ki. Yani şimdi Sayın Bakan bunu biliyor. Şeyi değiştirmiş, bürokrasiyi değiştirmiş etrafında. Tahmin ediyorum inşallah. Son bir daha gittiğimizde veya İzmir'e geldiğinde de bir nasip olursa beraber oluruz. Kendisine gene oturup konuşuruz. Ya bu önemli ya, bizim ülkemiz açısından önemli. Yani biz burada ne siyaset yapıyoruz, ne amaçla yapıyoruz. Biz diyoruz ki, ülke bizim ülkemiz. Buradan nasıl kurtuluruz? Bu dertten nasıl kurtuluruz? Şimdi ülkenin başka sorunları var. Başka şeylerle uğraşmaktan da bazı şeyleri halledemiyoruz. Evet. Yani, doğru. Sırf çözüm odaklı bir şeyleri halletmeye kalksak sıkıntı yok. Ama bütün dünya şeyle uğraşıyoruz. Yani kendimizi bazı şeylerden de arındırıp da kendi meselelerimizle uğraşacak vakit de bulamıyoruz. Sıkıntının bazı ana nedenlerinden bazıları da bu. Bana göre Sayın Bakan bu işi çözer. Ama süresi yeter, başlayış yeter. Süresi yani nasıl olur? Bunu geliştirebilirlerse bu projeyi. Bir de ben size söyleyeyim yani Avrupa koşullarına ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Avrupa'daki hayvancılığa, Avrupa'ya gidin hayvancılık konusunda ben gittim iki tane ülkeye. Akıllara zarar. Hayvan buradan giriyor, kesiliyor, pisliği buradan çıkıyor, yem oluyor. Bunlar çok önemli abi. Bunları gerçekleştireceğiz ya. Evet. Yani devlet teşvik verecek bunlara, nasıl yapacaksa imkanlarını nasıl soracağı ya. Bir şey, biz bu kadar ithalete para veriyoruz abi ya. Günah değil mi yani? Ama özellikle tabii bir şey söyledim. KOBİ esnafı desteklenmeli devlet eliyle dediniz. Tabii. Aile şirketleri. Aslında bu çok önemli. Çok önemli. Bizim Anadolu tabii için bakın, bugüne kadar etin bunu hale gelmesinin ben her zaman söylüyorum. Her yerde de söylüyorum. Yine sizin vasıtanıza yine söylüyorum. 3-5 tane devasa hayvancılıkla uğraşan şirket var Türkiye'de. Bunların elinde 50 bin, 100 bin hayvan var. Bunlar istediği gibi piyasada oynuyorlar. Bunun yanında bu işi fırsatçılığa dönüştürmüş olan bazı kendini bilmezler var. Onlar da bu işe ayak uyduruyorlar. Suni fiyat artışlarına neden oluyorlar. Şimdi et deyip geçmeyin. Yani kiloda 1 lira zaman aldığında 50 bin, 100 bin hayvanda yapın. Hesabını yapın. Yani paraları koyacak. Biz bunları anlattık. Zaten bazı şeyler doğrudan kaynaklandı. Bu ithalatla disipline edilsin diye ama işte bu sefer de
küçük üreticiyi de mağdur edildi. Evet. Yani şimdi bunun yanında yani kuyu şey yaparken yaşı da yapıyordun yanında. Sakal bıyık meselesi diyorsunuz. Yani disipline ederken şey yapacaksınız abi. Alacaksınız damızlık hayvanı, getireceksiniz burada. Al kardeşim bunu bakayım, 20 tane sana veriyorum. Geliştir. 5 sene ödemesiz. 5 sene sonra bana geriye dönüş olacak bu. 20 tanesi olacak 60 tane. Tabii. Yani destek sadece parası anlamda değil. Tabii. Verecek hayvanı. Al arkadaşım. Hayvanı getireceksin, vereceksin. Sen de şunu istiyorum diyebilir o zaman, evet, değil mi? Evet abi. Ya şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bizim İzmir'de. Bunu yapıyor abi. O bölgelere kuzu veriyor işte. Yani şimdi bir şeyi konuşmak gerekiyor. Süt konusunda o Tire'deki kooperatifle ilgili anlaşma yapmış, o Beydağ'da falan filan. Evet. Abi, her tarafa süt dağıtıyor. Yani İzmir'de şimdi süt içmeyen aile yok. Her eve süt giriyor. Bunları ya devlet yapacak abi. Zeytincilik konusunda baktım geçen gün gitmiş yine şeyde kooperatiflerle anlaşmış. Onlara destek veriyor. Evet. Bunu devlet yapacak abi ya. Yani bu sevindirici şey bunlar. Doğru. Yani bunu yapacağız abi. Bunu Büyükşehir yapıyor, bakanlık yapacak, devletimiz yapacak. Olanak sağlayacağız abi insanlara, olanak. Evet. Yanında olduğunu hissettireceğiz üreticiyi. Şey, Tansaş deyince aklıma şey geldi. Bu eski Tansaş testleri vardı, et kesim testleri vardı. Onlar ne durumda başkan? Ha, Ahmetciğim onu iyi açtınız ya. Vallahi unuttuk onu bak. Ha, Tansaş reklama girdi. Gerçi Tansaş kalmadı. Hayır, hayır. Tansaş Mansaş bitti canım. Şimdi orayı Dülgeret diye bir kardeş almış. Bizim de orada yazanımız var. Kasap esnafını temsilen. Çok güzel bir tesis olmuş. İzmir'e gerekli bir tesis olmuş orası. Ben İzmir için bir kazanç olduğunu düşünüyorum oranın. Niye? Devasa büyüklüğünle. Gittim gördüm. Hijyen açısından çok önemli bir tesis. Yani şu anda Ege bölgesinde öyle bir tesisin olduğunu tahmin etmiyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Yeni kurulan tesisler bile var ama onun yanında şey kalıyor. Burasının hayata geçmesi, buranın işleminin devam etmesi gerekiyor. Buraya herkes desteğini vermeli. Daha evvel her şeyde efendim işte İzmir'de tesis yok, işte İzmir'de borsa yok falan diyorduk. Şimdi her şey var. O tesisin içinde her şey var. Gidip orada hayvanını alıp gayet hijyen şekilde kestirip mekanına götürmeli millet. Evet. Yani dışarıda ben buradan şeyi de uyarıyorum. Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar da galiba kaçak et kesiyor. Yani eskiden tesisimiz yoktu falan filan diyorduk ki işte insanlar nerede kesecek falan. Bu garip tesis var İzmir'de. Evet. Hem de güzel bir tesis var. Gidecekler kaynaklara. Evet abi gidecek orada adam gibi kesecek. Hem veteriner denetiminde hem soğuk havalarıyla 17 tane soğuk havası var. Çok iyi. Gördüm çok güzel bir tesis yani. Ayıptır söylemesi salam yapma, sucuk yapma ne ararsanız var içeride. Tabii. O kadar güzel bir tesis. Yani bu tesisin İzmir'e kazandırılması çok önemliydi ve kazandırmışlar. Gittim. Ben de İzmir Kasaplar Odası olarak esnafımı temsilen orada yazana tuttum. Benim esnafım geliyor işte. Benim yazana da çayını kahvesini içiyor. Gidiyor hayvanını kesiyor filan. Buna sahip çıkılmalı. Evet. Hem İzmir kamuoyu tarafından sahip çıkılmalı. Hem de kurumlar. Tabii kurum da kuruluşlar olarak buraya sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü İzmir'de ihtiyacımız olan bir tesis hayata. Yani 5 milyon nüfuslu bir kentte olması gereken entegre tesisimiz yoktu. Şimdi hayata geçmiş. Yani şimdi biz buna destek olmak mecburiyetindeyiz İzmirli olarak. Evet. Ben de esnaf teşkilatının başkanı olarak bu tesisin hayata devam etmesini istiyorum. Hem insan sağlığı açısından hem de İzmir vatandaşa ekonomisi. Hizmet açısından ekonomiye katkısı açısından çok önemli. Bizim için önemli bir yer. Şimdi
Bu entegre tesis hakikaten olması gereken ve İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine lazım evet, olan lazım. Bir tesis de oldu. Peki başkanım, siz oda olarak sizin girişimleriniz var mı? Atıyorum, biliyorsunuz kasapta, kasap köfte, sucuk vesaire falan yasaklandı. Yapılmaz, yasak diye. O konuda neler söyleyeceksiniz? Ne gibi girişimleriniz şimdi var? Şimdi kasap köfte konusunu zaten çözdük. Daha da çözdük. O konuda bir sıkıntımız yok şu an. Güzel. Şimdi sucuk konumuz vardı. Evet. Sayın Bakanımıza dedik ki efendim, bu sucuk biliyorsunuz çocukluğumuzda sucuğu nereden yiyordunuz dedik. Dedik ki kasaptan yiyorduk veya kendimiz yapıyorduk. Efendim tamam da şimdi biz bunu yapamaz hale geldik. Efendim işte belli birileri dava açmış. Efendim işte siz sucuk yapamazsınız. Orada bir konuda genel müdür yardımcısıyla şey yaptık. Efendim öyle değil o da işte siz çok yaparsınız. Ya biz neyi çok yapalım ki? Yani bizim etine buzun emir kasabası. Yani talep gelirse yani sen geleceksin şimdi diyeceksin ki ya ben arkadaş fermante sucuk istiyorum. Ben sucuk istemiyorum. Isıtılmış işte bilmem ne yapılmış sucuk istemiyorum. Ben taze sucuğu alacağım götüreceğim. De ben pişini bileceğim. Tamam mı? Ben böyle bir sucuk istiyorum. Bana bir kilo yapar mısın? Sen geleceksin ben yarım kilo istiyorum. Ben yıllardır yaptım bu işi çünkü biliyorum. Bir de bunun şeyi var, denetimi var. Evet. Şimdi diyor ki, bunun içine ne kadar katkı maddesi koydun, bunları belirteceksin. Dana eti ne kadar, yağı ne kadar, bunları belirteceksin. Bunları belirttikten sonra gelen tarımdan veterinerler bakıyor, alıyor senden numuneyi. Bunun dışında bir şey çıkarsa, gereğini yapıyor zaten. Evet. Denetimi var. Biz bugüne kadar böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık biliyor musunuz? Hiçbir sıkıntımız olmadı. Ne zaman bu yasaklandı, bununla ilgili bir girişimimiz oldu. Dedik ki efendim günahtır bizim esnafımıza soluk verin. Yani biz müşteri istiyorsa yapıyoruz bunu. Kaç kilo istiyorsa o kadar yapıyoruz biz. 100 kilo, 300 kilo sucuk alıp da sanayi gibi efendim sağa sola dağıtmıyoruz. Müşteri talep ediyor. Biz de ona göre yapıyoruz bana dedik. İnşallah onunla ilgili gelişme var. Onu da genelge yayınlansın. Ondan sonra size daha detaylı bilgi veririz. Memnunuz. Onun müjdesini aldık ama daha tabii yönetmelik yayınlanmadan bir açıklama yapmamız doğru değil. Ama söylediğiniz gibi Sayın Bakan hani bir şey söyleyip yapan evet. bir kişi olduğuna evet. göre herhalde evet, burada evet, da kısa sürede evet. müjdeyi verirsiniz. Veririz. İnşallah. İnşallah. Yani öyle bir şey aldık kendisinden. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Yani bu önemli bizim doğru. küçük esnafımıza bir soluk aldırma amaçlıdır. Sağ olsun kendisine buna duyarlı davrandı. İşte biz bekliyoruz şimdi o yönetmelik açıklansın. Biz de size gerekli müjdeyi veririz. Sağ ol. Evet, sağ olun. Şimdi sonuna geliyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Başkanım önümüzdeki yıl seçimler olacak. O konuda son sözlerini söylesin. Aday var mı? Başka önümüzdeki bir adayınız var mı? Önümüzdeki sonra, evet tabii önümüzdeki yıl yani Ocak ayında başlıyor genel kurullar. Ocak ayı dediniz zaten bir ay. Bir yani. Ay kaldı. İşte 3 ay içinde bitiyor biliyorsunuz. Evet. O konuda son sözlerinizi alalım başkanım. Vallahi işte esnafa biz, vereceğiniz bizim mesajı da alalım. Bu konuyla ilgili yeniden aday olma gibi bir düşüncemiz oluştu. Neden oluştu? Birileri bunu savunmak mecburiyetinde, esnafın sorunlarını savunmak mecburiyetinde. Benim yönetimdeki arkadaşlarım çoğunu gençleştirdim ben. Belki bu dönem son dönem mi olur? Yaş itibariyle de zaten şey yapmıyorum. Kendilerinin teveccühleri de var bize karşı. Saygıları var. Başkanım işte bir dönem daha siz bu işi götürün. Ondan sonra içimizden bir genç arkadaşımızı buralara yetiştireceğiz, koyacağız. Allah utandırmasın. Ne kadar bir sıkıntımız olmadı.
bundan sonra da olacağını tahmin etmiyorum ama daha iyi bir oda haline getirmek amacımız var. İşte bir tane mülk edinmek istiyorum. Yani giderken hiç olmazsa diyeyim ki ya işte ben bu odaya bu mülkü aldım. Burası işte kasap esnafının bir evi. Geldiğinde burada kalabilir, işte derdi olduğunda derdini anlatabilir falan evet. filan. Böyle bir düşüncem var. İnşallah onu da hayata geçireceğiz. İnşallah. Bizim esnafımızın bize karşı duyarlılığı da çok iyi. Gidiyorum dolaşıyorum ben kendilerine ilgili. Biliyorsun Beyazıt konusunda onlar da bize üye. Onların dertlerine ilgili de bakanlıkla görüştük. İşte bu parçalanmış tavuğun müsaadesi konusunda. Yani şimdi biliyorsunuz Kemeraltı'nda Havro Sokağı'nda adamlar geliyor. Adam diyor ki ya bana bundan yarım kilo ver, bundan bir kilo ver. Şimdi adam nasıl satacak onu? Bütün hepsini parçalayacak, aşacak bütün şeyleri. Ya bununla ilgili de bir çalışma yapıyoruz şimdi. Şunları bir halledelim Allah nasip ederse. Onlarla ilgili de bir çalışmamız var. Buradaki biliyorsunuz Tarım İl Müdürü Ahmet Bey de Ankara'ya müsteşar yardımcısı gitti. O da bize yardımcı olur. O konuda diyorsunuz yardımcı olacak işimiz var. Var var ama kendisi zaten bize karşı burada İzmir'de çok duyarlıydı. Allah'a var şimdi. Kendisi de esnaf çocuğuydu. Babası da kasaplık yapmış falan. Yani bu konuda biz şanslıyız. Evet. Konuda. İnşallah bundan sonra sıkıntılarımızı daha iyi şekilde hallederiz. Doğru. Şimdi, vatandaş kim istiyor? Ben kanat seviyorum. Tabii arkadaşlar. Canım. Kanat istiyorum. Abi şimdi, şimdi gidiyorsun. Bak, ben de gidiyorum. Diyor. Ben de gidiyorum şimdi mesela. Lütfen. Benim üyelerim var. Gidiyorum. Ya oğlum diyorum şu taşlıktan ver misal. Şimdi taşlık seven de var. Kanat seven de var. Evet. Efendim yumurta seven de var. Göğüs seven de var. Hepsinden ayrı ayrı. Şundan ver, şundan ver, şundan ver. Öbür türlü seni kısıtlıyor. Anladın mı? Tabii. Zaten sen bana paket olarak bunu gönderiyor tavukçu. Bırak da onu ben kendi paketimden çıkarıp parçalayıp satayım müşteri yani. Yani zorluk çıkarmayalım. Bizim zaten tavuk müşterimizin %70'i dar gelirli aileler. Doğru. Ucuz evet. Doğru değil mi Ahmet Bey? Doğru. Yani. Evet başkanım. Engin'cim yani bu sorunları hepsini yatırdık masaya. Evet. Bunlarla ilgili bütün şeylerimizi, argümanlarımızı verdik bakanlığa. İnşallah hepsini çözeceğiz. İnşallah. Bakanımız evet. da bu konuda duyarlı. Kendisine buradan sizin vasıtanıza teşekkür ediyoruz. İnşallah İzmir'e geldiğinde hep beraber oluruz. İnşallah. Başkanım çok teşekkür rica ediyoruz. Ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Olsun. Çok teşekkür size ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi, yeni yılda başarılar hepimize. Diliyoruz. Hepimize. Evet, şimdiden yeni yılınızı kutlayalım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Sizin vasıtanızla şu gari televizyonunuzu bir şey yapın da hayata geçsin. İzmir'de koca 5 milyon nüfusluk kentte bir tane televizyon kanalı kalmadı ya. Hiç olacak, olmazsa olacak yeni inşallah. Bizim ailemiz. Sayın Başkanım bu biraz duygusal nedenlere. Öyle mi oldu? Evet çok teşekkürler. Rica ederim. Önümüzdeki seçimlerde başarılar dileriz. İnşallah. Ama söylediğiniz esnafımız bize karşı oldukça duyarlı diye. Evet. Evet sayın seyirciler, yani esnafın sesi programımız burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Ceyhan Yücelmiş'ti. İzmir Kasaplar Odası Başkanı. Biz Yeni Gün ailesi olarak esnafın sesi olarak kendisine başarılar diliyoruz. Ve yeni bir esnafın sesi programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.